tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirme anlayışıyla devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı Efes 2022 tatbikatı kapsamında bilgilendirme toplantısı yaptı. Teröre vurulan ağır darbe rakamlarla anlatıldı. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 34.950 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi operasyonları PKK'nın kabusu oldu. Son rakamları Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yüzbaşı Burcu Nalit Yokuva açıkladı. 184 mağara ve sığınak tahrip edilmiştir. Pençe serisi operasyonlar kapsamında bugüne kadar 195'i Pençe Kilit operasyonunda olmak üzere toplam 1130 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Suriye'deki harekat bölgelerinde de terör örgütü PKK'nın tacizleri karşılıksız kalmadı. 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 476 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Kahraman komandolarımızın anında müdahalesiyle 1256 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bilgilendirme toplantısında Yunanistan'ın ihlalleri de ele alındı. Yunanistan, gerginliği tırmandırıcı, saldırgan söylem, tahrik ve hukuk tanımaz eylemlerine maalesef devam etmekte. 2022 yılında 953 ihlal gerçekleştirmiştir. Yine bu dönemde söz konusu adalara 24'ü Savunma Bakan Yardımcısı tarafından olmak üzere 73 ziyaret gerçekleştirilmiş, uluslararası hukukun ihlaline devam edilmiştir. FETÖ'yle mücadele kapsamında bilgi veren Deniz Yüzbaşı Yokuva, ihraç edilen personel sayısını açıkladı. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24.387 personel ihraç edilmiştir. 781 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. Fire! Ateş!